gerçekten olmuş. Altan, bize başka yol bırakmadılar. Bırakmadılar. O yüzden yapalım mı bir delilik? Yapalım delilik. Emin misin? Eminim. Yapalım mı? Yapalım. Bak, bak son Atakan çılgın fikir. Son. Gel evlenelim. Ne diyorsun? Benimle evlenir misin? Nasıl? Evet. Atan abi. Mix çekiyorum. Neden? Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Evet. Ayla'yı yatırdık evde. Mihran yukarıda kız, emanet. Allah korusun. Bir ne Allah korusun, Allah Allah. Rüyanda mı gördün zaten? Çıkıp ne diyeceğim kıza ya? Kız bir git yalnız, bırakma. Ya kolundan çekip bizde kal demeyi biliyorsunuz ama. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Ben mi dedim, teyzen dedi. Siz ikiniz yaptınız. Ha, sen değil miydin yavrum? Ayla'cığım kal, ne eğleneceğiz ne eğleneceğiz diye. Ya sen ben onu yaparken suratımı görmedin mi? Sen benimkini görmedin mi? Kaş göz ettim ben orada sana. Ama kız, siz kime kaş göz ettin? Ben görmedim kime kaş göz ettin. Bak hala konuşuyor Füsun. Ya anne Allah aşkına, kime kız kapısına döner miyim beni ahlak bekçisi gibi? Ayşim. 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 Ha? Kızım git bir Mihran abine bak haydi. Füsun kızım, konuşturma beni haydi. Hay hali bana kaldı ha. Emanet diyorum. Ya koca kız ayıp. Kızım git bir şey ister misin de su götür, eşya sor. Kimi? Eşya. Hey anne vallahi aman, ya. Aman Füsun haydi kızım ya. Aman giyinip öyle çıkacağım bari. Tamam haydi, haydi kızım haydi. Herkes yatsın, bir Füsun ayakta ya. Bilme.
Evet dedin. Ya Selma, ben ne dediğimi biliyor muyum? Allah aşkına yapma ya. Ben biliyorum, evet dedim. Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum bak. Atakan sana evlenme teklif etti, sen de evet dedin. Evet, evet dedim. Aksini söylemiyorum, evet dedim. Ama bak, bu formalite icabı bir evliliktir. Gerçek değildir. Bunu aklına sok ve... Aynen. Aa, dükkanı açacağız, boks okulunu açacağız bunlar için. Aa, Altan Kaplan Kızlar Boks Okulu. Ha, Altan Kaplan Kızlar Boks Okulu, evet. Aylen. Annem var. Baba var bir de. O da acısını annemden çıkarır, bu olayın da acısını çıkarır. Nasıl yani, evleniyorsunuz diye mi? Ya yok, onun için bir bahane yetiyor yani. Boş ver, tatsız konular, sen takılma. Tamam, ne zaman evleniyorsunuz kız? Bak, bir tek sen biliyorsun. Tamam mı? Kıymet teyzeler bile bilmiyor daha, kimse bilmiyor. Bilmiyorum o yüzden, Selma. Altan. Şşt. Selma. Altan. Şşt. Sen mi ya? Altan ama evleniyorsun. Ama sürekli bunu benim aklıma... Yüzükle tamam. Geçeceğim mi? Ha? Yüzükle mi dolaşacaksın artık? Sahnemi sol eleme kız. Tamam, ben çayı güzel yapmışsın. Hadi çayı iç. İçeceğim. Nikah şahidim ben miyim? Aa. Atakan. Atakan. Alya. Gece burada kaldım. Salih teyze ısrar etti. Ha. İyiymiş. E kal tabii canım. Sen? Ben ne? Altını bırakmaya gitmiştin. Geç döndün herhalde. Ha, öyle. Oturduk, konuştuk. Nasıl geçti? Normal. Annene söylemedin değil mi? Neyi? Altan'la aranızda bir şey olmadığını. Yo. Ha. E tamam, daha iyi yapmışsın. Direkt ayrıldım dersin, daha rahat olur. Atu. Günaydın. Günaydın. Ben de senin yanına geliyordum da, bir sonra konuşuruz. Bir iki dakika lafları sonra. Gel yukarı diyeceğim de. Yok yok, şimdi bekletmeyelim. Zaten teyzem Füsun'u yollamıştır. Günaydın. Günaydın. Kucağında. Nasıl, rahat ettin mi annemin odasında? Ettim ettim. Ha. Teşekkür ederim. Bura düz. Miran oda hep merdiven, hep yokuş. Rahattı Füsun, sağ ol. İyi, hadi o zaman kahvaltıya. Hadi. Hadi, hadi. Alayım, ver. Yok, ben götürürüm. Ha. Götür tabii canım seni. Teyzeme söyle, kendi odasına yattı. Ay tabii canım, kendi zaten Miran. Bana ne ki, annem yolladı. Tabii, tabii, tabii canım, biliyorum, biliyorum. Ben eminim senden. Güveniyor musun? Herhalde oğlum. Tamam, ben de sana güveniyorum. Ha. Hadi. 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 Haber çok büyük. Ne haberi? Ne söylesene? Büyük, büyük haber, çok büyük. Lan ne haberi söyle? Büyük oğlum işte. Ne zaman söyleyeceğim? Haber çok büyük. Lan onu anladım, ne zaman? Şengülüm, 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 Nanay, Nanay. Ay annem, ne kadar güzel söyledik ya. Banımızı en güzel şekilde temsil ettik. Onların vahisine karşılık Şengülüm. Çok iyi. Günaydın. Allah seni kahretmesin kızım. Aylam, günaydın. Hoş geldin. Soframız kurulu. Buyurun gelin, nerede isterseniz. Küpeler yaraşmış kızım.
Teşekkür ederim. Mihran, nereye geçelim? Mihran, al geleni geçin oğlum. Ato, yana kaysana abi. Ato, sana Mihran bir şey diyor. Hı. Mihran bir şey diyor. Hı, yana kaysana abi. Aliye, sen geç istersen öyle. Atakan. Hı. Hı. Allah Allah. Wow. Atakan'ın kafa dolu. Yeni bir sayfa açıyor. Bizim de konseptimiz bu. Yani daha doğrusu düğün. Düğün mü? Hı hı. Yeni yılın ilk lansmanı. Mihran'ın bütün yıl çalışıp hazırladığı koleksiyonu tanıtacağız. Ne? Yani lansmanın başlığı teyzem, düğün. İyi ki okuyor bak, nasıl anladı? Her şey düğün konseptinde olacak. Bir otelde yapacağız. Ben beyaz bir tuvalet giyeceğim. Yani gelinlik gibi bir şey. Allah'ım. Gelirsiniz değil mi? Bu akşam. Ne, hep beraber? Tabii. Geliriz, geliriz. Değil mi Mihran? Afiyet olsun. Ay, Atakan bana sucuk koy. Koy. Kanım, domates saplayayım. Sapla yavrum, sapla. Aylam. Bana bir simit ya da bir ekmek ver. Aylam, sen de bak domates sap, kavurmalı yumurta. Ay aman, acımdan öldüm ha. Ya hadi, ne kadar uzun sürmüş olabilir bir elbise giymek? Geldim ya. Hadi gel. Geldim, giydim. Giydim. Dur, çok heyecanlandım. Çok güzel olmuş. Gerçekten aşırı güzel oldu. Bir de döneyim mi? Ne? Ama niye öyle diyorsun? Fıstık gibi olmuş. Leylim, ablacığım söyler misin ne kadar güzel olduğunu? Çok kötü olmuş. Ha? İşte sonunda gerçekleri söyleyen bir insan. Ben buna, buna inanmadım. Ama bir şey giymek zorundasın. Bunlardan bir şey seçmemiz lazım. Ya el öpmeye gidiyorsun. Van'a gelin gideceğim. Eşofmanla mı çıkacaksın kayınvalidenin karşısına? Evet. Ha, evet. Aferin. Bak, ben olsam bir etek giyerdim. Ama ben olsam. Yani yine de sen bilirsin. Çok içim bunaldı. Sen giy, sana yakışıyor, taşıyorsun. Ben de belki taşırım, güzel taşırım. Ama o elbise bu elbise değil. Muşmula gibi oldum ya. Dur kız, daha gelinlik giyeceksin ya. Saçmalama. Ne saçmalama? Burana burana takıyordun perdeleri böyle. Böyle böyle duvak yapıyordun perdeleri kafana. He? O perde işte. O gelinlik değil. O başka bir mevzu. Yapma. Perdeyim. Geçmişi açıp sinirimi bozma. Hadi tamam, dur. Dur. Tamam. Bunu seçtik. Bunu seç. Git bunu giy, gel hadi. Hadi. Hadi son. Uğraştırıyorsun ha. Hadi bekliyorum. Git başkalarını ben uğraştır böyle ya. Tamam dur, bir tane de Leylim'e seçeceğiz şimdi, o da giyecek. Yeter. Aa. Aa. Hakim abi. Hah. Füsun aldığım hediye Aliye'ye gitmiş. Nasıl ya? Beğenmiş hediyeyi, çok sevdim dedi. Sabah aradı abi. Şimdi biz dün Aliye'nin hediyesini unuttuk. Ustam ocak bozuk, çabuk gelin falan deyince. E'si hediye bile kısmet olmadı. Hay Allah be. Ya ne diyeceğim Feyyaz? Bir tane daha al be oğlum. Madem sevmiş ha? Ya, hakim abi. Sen bu işlerde profesör doktor gibi bir şeysin ya. De hele. Ben artık bırakayım mı bu işin peşini? Yok oğlum, olur mu öyle şey? Dur bakalım. Bugün önemli. Hediyeni aldım, çiçeğini aldım. Dur bakalım bugün ne karşılık verecek? Ne karşılık verecek? Gönül bu oğlum. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Bak, bir kıskandırırsın mesela. Gör bak nasıl koşar gelir. Gelir mi? Gel, gel tabii. Hadi. Oldu. O çocuğun canı bir şeye sıkılıyor. Kimin? Feyyaz. Yo,
Dedi mi sana? Yok bir şey demedi, bilmiyorum. E yok dedi. Annem, lansmandan konu niye oraya geldi ya? Yalnız, tek başına. Dün büktü boynunu. Biz varız teyze. Aynı şey değil. Yalnızlık Allah'a mahsus. İyi dedin ablam, bir şey yapmak gerek. Bence Feyyaz'ı rahat bırakın. Tabii senin ilgin alakan olmadığı için evliliktir, mürüvvettir. Annem. Necla vardı. İstanbul'a ilk geldiğim vakitler çok sık görüşürdük. Bir içim su. Necla mı? Kızı Aleyna. Sen, ben, Necla, Aleyna dördümüz çay içeceğiz. Bugün. Hiç uzatmaya hacet yok. Münasipse isteriz. Annem sen şimdi bir anda niye Feyyaz'ı evlendirmeye kalkıyorsun ya? O da benim oğlum, o da benim evladım. E tamam, sıraya al. Biraz. Ben niye geliyorum? Yakınsın, püsün. Biliyorsun Feyyaz'ın huyunu, suyunu. Tamam, bir içim suymuş işte. Bir dakika annem, sen Feyyaz abinin evleneceği kızı ablama mı seçtireceksin? Evet. Füsun. Füsun. Tamam, geleceğim. Ali abla. Ha, Ayşe'cim. Ben yavaştan kalkayım. Malum bugün lansman var. İş çok. Ha, tabii. Sen de geliyorsun değil mi? Derin'le biraz bozuşmuşsunuz. Yok canım. Bir yere gidecekmişsiniz, gitmemişsiniz. Onun da biraz canı sıkılmıştı. Hem sen erken gelsene otele. Derin de orada olacak. Misafirleri karşılamaya yardım edersiniz. Yani bilemedim. Hem barış görüş olur. Ali abla. Tamam canım, şaka yaptım. Ben kendim için çağırıyorum seni. Girişte bizden birilerine ihtiyaç var. Böyle senin gibi genç, güzel, kültürlü. Hı? Tamam, olur. Hı, tamam. Orada görüşüyoruz. Ha, bu arada gerçekten çok güzel bir kuzineymiş. Ha, evet. Yani babam da beğeneceğinizi düşünmüştü. Bu kuzineler çok yüksek sıcaklık veriyorlarmış, biliyor musun? Yani böyle altına atsan eritir. Gerçekten. Hı. Pedagog ne yapacak peki? İşte bir ergen psikoloğu mu ne diyorlarmış. Yani Leyla'nın benim yanımda güvende mi değil mi ona bakacaklar. Yok ya. Ya görmek istiyorlar Alta. Yani Leyla'ma yetebiliyor muyum? Emin olmak istiyorlar. E ne olacak, seni beğenmezlerse amcam mı alacak Leyla'mı? Ama bak. Benim sözleşmem vardı. Konağı alacağım de. Aslanlar gibi kardeşime bakarım de. Selma. Günaydın. Ay Füsun'um. Canım. Canım. Ne kaynatıyorsunuz kız sabah sabah? Hiç ya. Erkencisin. Ha. Alya bizde ya. Teyzem sabahın köründe kalkmış döktürmüş. Alya mı? Ha, gelin hanım işte. Ya bugün de dedi lansman var dedi. Böyle beyazlar giyecekmiş. Gelinlik gibi. Ne alaka ya? Yetmedi bir de Feyyaz'a kız isteyeceğiz. Ne? Ha. Allah'tan iki düğün anneme yeter de daha kimseye bulaşmaz, kimseyi evlendirmez. Feyyaz nereden çıktı şimdi ya? Ya gece yattı, sabah bununla kalktı. Ben de bilmiyorum ki Altan Hanım. Kafaya koydu, altınları yere alacak. Abla, ben hazırım. Tamam. Haydi biz gidelim Altan Hanım. Gidelim. Gülleci. Günaydın Füsun abla. Günaydın canım gülüm. Füsun demiyor mu bir de? Altan haber verin bana. Hadi öptüm Altan'ım. Selma beni de atsanız köşeye. Gel koş. Gel. Dikkat edin. Hadi bay bay. Ne bereketliymiş arkadaş. Hayır. Deme şimdi sen niye öyle gelinlik yiyorsun? Koskoca şirkette bir model yok mu işte? Ya Alya böyle değildi biliyor musun? Mihran kaçtıkça Selma, Mihran kaçtıkça bu kız var ya çok acayip oldu. Ay. Selma. Bu da bir çalışıyor bir çalışmıyor ya. Abla nereye gidiyoruz? Doktora dedim ya ablacığım. Hayırdır? Bizim şey dava için. Selma. Ne soracak?
ablan soru soracak. Sen de nasıl biliyorsan öyle cevaplayacaksın ha Leyla'm. Tamam, doğrusu neyse o. Tamam ablacığım. Ha. Çalışmıyor herhalde Selman. Yok, bir şey takılıyor böyle arada. Bizim şey var, Yasin abi var, araba tamircisi. Çok yakında tamirci Yasin abi, gel gidelim. Bakar mı ha diyorsun? Ha, bizim arabaya da o bakıyor. Hadi gidelim. Bir dakika, bir saniye. Çünkü... Hah, tamam ya, çalıştı. Ay yok, sonra yolda falan kalırsın. Kardeşim var küçük, acil bir şey olsa. Hı. Ama hayır, bir kere çalışınca problem olmuyor gerçek. Yok Selmacığım, hadi gidelim. Ya Füsun'um, şimdi dünya para ama. Ya sonra verirsin parayı, Yasin abi yabancı değil. Hadi gülüm. Hı. Sen gidelim mi? Bir gidelim tabii, ne olacak? Hadi ben sana tarif ederim, gel canım. Gel, ha. Sen... Ay, ay. Ablam günaydın, çay vereyim mi? Günaydın. Simit de ver. Yedim geçen de, güzeldi. Güzeldir gevrek, hemen. Dur, sağ ol. Ha Necla'm. İyiyim canım benim. Evet evet, bugün. Kızımla geleceğim Füsun. Altan. Sıkan. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Hiç öyle, ne yapayım? Kendime kahve yaptım, içiyorum. Nasılsın? İyi dedim ya. İyi. İyi, bana da bir kahve ver ya. Koyayım. Dün gece iyiydi ya. Yemek. Ha. İyiydi. Çok iyiydi annen. Eliniz. Annenin eline sağlık, iyiydi. Sen de sağ ol. Ne için? Hindi. Ha, hindi. Sen şeyi, dün konuştuğumuz konuyu söyledin mi kimseye? Yok. Ha. Ha, yani öyle söylemedim. Selma biliyor. Ben de Mihran'a söyleyecektim, söyleyemedim. Şey, misafir vardı. Ben biliyorum, Ali kalmış. Aman her şeyi de bil. Biliyorum. Vallahi annemle teyzem çağ atladılar. Aleyna'm da büyüdü tabii. Sağ ol usta, sağ ol. Fotoğrafını gönderirim dedin ama biz nasıl olsa gelince bakacağız yani, göreceğiz. Tabii evet. Tamam canım, boş ver. Benim oğlanın bir kahve dükkanı var Necla. Orada çay, kahve ne istersen. Tabii tabii Füsun da. Sen, ben, Füsun, Aleyna'm. Ha. Evet canım. Ben sana adresi göndereceğim. Tabii öğleden sonra. Hadi öptüm, öptüm Necla'm. Hakim Bey. Günaydın. Günaydın. Müsaade edin. Lütfen. Kusura bakmayın, böyle telefonunuzu dinler gibi oldum ama. Olur mu öyle şey? Biraz da kulak misafiri oldum istemeden. Aleyna kızımız? Feyyaz'ı. Ha, anladım. Feyyaz'ın haberi? Yok, Füsun'la ben gidip bakacağız. Füsun kızımız? Onun yüzü gülmedi. Miran'da işte düğün tarihi dedi ki oralı değil. Bu sene kısmetse ilk Feyyaz'ın yuvasını kuralım dedi. İyi demişsiniz de. Hı? Kısmet. Yani bazen... En yakın, bazen uzak. İnsanın kimi seveceği belli olmuyor.
burayı da iyi keşfetmişsiniz. Sayenizde. Vaktinde çay sınır. Çay alayım abi sadece. İyi de oldu. Dükkandan önce bir nefes. Öyle öyle. Önemli olan şeyi unutuyordum ya. Ne? Selma sözleşmeyi imzalamış. Önemli, bunu söyleyeyim de. Para alacak ya. Evlenmemize gerek kalmayabilir. Evlenmek durumunda değiliz yani. Ha. Yok 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 yok, biz ona güvenemeyiz. Orada işler karışık. Niye? Ya karışık işte. Ne? Mihran'ın kafa karışık orada. Aa, Mihran. Söyle, söyle. Atakan, bir şey söylesen tam söyle. Ya karışık diyorsam karışık işte. Biz oraya güvenemeyiz. Biz ne karar verdiysek o. Tamam. Tamam. Hı hı. Yani evleniyoruz. Senin için mahsur yoksa tabii. Değil mi? Evleniyoruz yani. Ya ne öyle gözlerini belertiyor? Ya Atakan, tamam, biz tamam, evleniyoruz. Ha tamam. Duyuyorum seni, duyuyorum. Ha. Kolay bir şey mi? Ciddi bir karar bu. Evet. Düşünüyorum. Yani, tamam, haklısın. Hı. Sen peki hazır mısın? Neye? Yani böyle mi geleceksin? Düğüne mi, neye? Hayır ya. Yani annemin elini öpmeye. Ayda. Bence tamam. Sana soruyorum yani, senin için tamam mı? Yani sana yakışıyor. El mi öpeceğim şimdi ben? Evet. Allah Allah, daha neler geçmiş. Hakim Bey, en güzeli konuşmak olacaktı. Ama o an mektup yazmak en uygunu oldu. Konuşamadık, görüşemedik. Ben bir hata ettim. Biliyorum Kıymet Hanım. Okudum mektubu. Vallahi ne desem... Kısmet diyelim. O hata olmasaydı bugün burada bu çayı içemezdik. Bu arada plağı dinledim. Gerçekten hayatımda aldığım en güzel hediye. Ay. Teşekkür ederim. Gelin hanımla bugün mü görüşeceksiniz? Bu yılın ilk işi Feyyaz'ın düğünü olacak. Anladım. Siz başlayın, buyurun. Yok, ben yemeyeyim. Ben çay yeter. Olur, ben alıyorum. Buyurun. Sağ ol. O zaman hadi ben de bir parça şey yapayım. Siz öyle güzel çıtır çıtır şey yaptınız ki. Ya Feyyaz, kızın ne eşekle ne ilgisi var? Allah'ını seversen ya. Gariban, anlamadık ki zaten biz ona niye eşek aldı. Yasin abi, Selma akrabamıza bir şey yap. Merak etme sen. He Feyyaz. Ya aldı gitti hediye. Kızın elinden hediyeyi mi alacağım sanki Feyyaz? Tövbe tövbe. Sun, çok tutmaz değil mi? Yok yok, Yasin abi yapar, bir şey halledeceğiz. He? Ya Feyyaz yüksek sesle konuş, anlamıyor. Alo. Selma, bir iki dakikan var mı? Berin aradı. Sabah konuşmuşsunuz sözleşmeyle ilgili. Aha. İmzalamışsın. Ne yapsaydım Mihran? Kardeşimi düşünmek zorundayım. Haklısın. Ben sadece... Kendini mecbur hissetme. Emin misin? Karar verdim, ben onu söylemek için aradım. Benim başka şansım yok. Bak, buradan pedagoğa gideceğiz. Beğenmezlerse alacaklar Leylim'i. Duydun mu Mihran? Alacaklar Leylim'i. Füsun, iki dakika bakar mısın? Ya Feyyaz, tamam tamam. Geleceğim zaten, benim önce konuşuruz, hadi. Uyuş. Gülerci. Ne yaptınız akşam? Hiç, duman sevdim. Ama Duman Bey geri mi geldi? Ziyarete. Öylesi güzel. Çıkılıştan haber var mı? Ses soluk var mı? Çıktı mı kız ikramiye? Çıkmadı. Bize çıkmaz. Nerede bizde o şans? Hı. Bu da sabah bir iş durmadı ha. Ha anne? Füsun'um, ben şimdi Necla'yla konuştum. Atakan'ın dükkanına gelecek. Sen, ben, Necla, bir de Aleyna. Yok, benim ne alakam var ya?
Ne demek ne alakası var? Gönüllü yapacağız, sevaba gireceğiz. Sen rüyanda falan mı gördün ya bu Feyyaz'ı? Sabahtır Feyyaz da Feyyaz. Gariban daradı, dünyadan haberi yok ha. Gel. Hay Allah'ım yarabbim ya. Anneciğim söylemedim bir şey. Sizden bir ümidim yok, bari Feyyaz'ın mürüvvetini göreyim. İyi tamam, gideriz bir içim suyu görmeye. Tamam anne. Ben sana pedagogdan sonra haber vereceğim. Tamam. Hanım kızım, araba hazır. Ya sağ olasın Yasin Usta. Ne kadar borcumuz? Selma. Bir hesap edeyim, bildireceğim. Tamam, sağ ol. Leylim nerede? Buradaydı ya Leylim. Ne oldu? Yok Nişan, sana demedim. Biz Füsun'la Yasin Usta'ya geldik de. Ay ya buradaydı, buradaydı da şey, ben telefonla konuştum. Tamam canım, buradadır. Nereye gidecek? Leylim. Yasin abim bir arkaya gitmiş olmasın? Bakayım. Ha kurban olayım, bir bak. Hayır canım, nereye gidecek? Buradadır. Leylim. Selma ne oluyor? Leylim. Mihran dur, ben kapatıyorum. Leylim. 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 Yasin abi. Burada yok. Hay Allah'ım ya. Leylim. Şakaysa komik değil ablacığım, hadi. Bu cadde tarafına gitmiş olabilir mi? Ha? Görmedim ama bir bakalım. Hay Allah'ım ya. Füsun, biz bir dışarı bakabilir miyiz senle? Tamam, ben tamam polis arayayım. Tamam canım. Mihran. Abi benim acil çıkmam gerek. Akşam bekledik oğlum. Gelemedim, işim uzadı. Kusura bakmayın. Şimdi uzamaz inşallah. Akşam önemli biliyorsun. Koleksiyon hazır. Siz sunacaksınız oğlum. Aliye ile sen. Abi gitmem gerek. Mihran. Bak bu lansman şirket için önemli biliyorsun. Ben akşam gelmesem olur mu? Niye? Mihran. Zaten kaç gündür bir varsın bir yoksun. Dediğim gibi bir aksilik çıkmasın. Abi gerçekten gitmem gerek. Olursa bunun bir bedeli olur. Bunu bil. Memur Bey 9 yaşında, ben ablasıyım, Selma alacağım. Beyaz bir beresi var kafasında. Kırmızı montu, pembe botları vardı üstünde. Ya kardeşim, bir çocuk gördün mü? Kırmızı montlu. Yok görmedim abla. Ya Allah'ım, ben nereye bakayım? Ben nereye bakayım? Hayır, sorduk, kamera da yokmuş. Tamam peki, teşekkür ederiz. Ya kardeşim, çocuk gördün mü? Kırmızı montlu. Yok vallahi görmedim abla. Ay Allah. Ay Leylim, Leylim. Canım artık ya. Selma. Füsun. Ya yok ya. Yok mu? Sen yok mu? Yok. Yok, baktım yok. Tamam, bulacağız. Füsun. Tamam gülüm. Bulacağız. Bulacağız, tamam. Bulacağız gülüm, dur. Leylim. Şimdi bak, baştan söylüyorum. Tamam mı? Annem konuşmaya başladı mıydı, karıncayı karanfile bağlar. Ondan sonra öldür Allah, arıya giremeyiz. Ne yapacağız peki? Şap diye bir anda net. Direkt söyleyeceğiz. İyi olacak mı öyle? Olacak tabii. Ya istemezsin? Niye istemezsin ya? Ya kadın yıllardır bu anı bekliyor. Şuna bak, boşluktan Feyyaz'ı evlendirecek. Zaten ben sana söyleyeyim. Söyledik söyledik, söylemedik Feyyaz evlenecek. Tamam. Dur bir dur. Bir bekle. Bir prova yapalım. Şimdi ne diyeceğiz? Biz evleniyoruz. Daha anlaşılır. Daha ne? Biz evleniyoruz. Biz evleniyoruz. Heh, işte bu. Tamam, bu netlik. Hı-hı. Tamam mı? Hı-hı. Hadi. Altan, böyle değil. Diğer elini ver. Hı? Diğer öyle. Elini. Heh, o ne öyle? Asker arkadaşı gibi. Elimi mi tutacağız? Biraz inandırıcı olmamız lazım Altan. Tamam. Tamam. Hazır mısın? Hı. Usta, masadakinin iki tane çayı var. Feyyaz iki kavurmalı, sağdakinin harcı bol. Annem. Yavrusunun çiçeğini almış gelmiş. Kesin gene bir şey isteyecek. Sen siparişi hazır et, ben geliyorum. Altan'ım hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk Hümet teyze. Elini öpeyim.
Annem, bu sana. Atakan'ım, hayırdır? Papatya getirmişti, ilkokul 3 yoldan toplamış. Annem, ben sana hiç çiçek almıyor muyum ya? Alıyorum. Sağ ol oğlum, düşünmen yeter. Aç mısınız? Yok anneciğim, biz aç değiliz. Birer kavurmalı? Hayır, hayır, hayır anneciğim, biz başka bir şey için geldik. Geçin, oturun şöyle. Otlu peynir koyayım mı? Yok, Hümet teyze, içki. Anneciğim, şimdi... Pardon, iki kavurmalı hemen alabilir miyiz? Olur, hemen getiriyorum. Hadi siz oturun, ben siparişi verip geleceğim. Sus, ne bileceğim sen Allah aşkına ya. Ya araba çalışmış, ben ne ısrar ediyorum Yasin abi, Yasin abi diye. Sus, hiç onunla alakası yok, lütfen yapma. Bilecektim Selma ya, bilecektim, çocuk bana emanet etmişin, nereye gider şimdi? Leyli. Uy. Uy Leyli. Ay. Selma? Yok. Nasıl yok? Yok. Kaybettim Mira. Nasıl kaybettim? Nerede bıraktınız en son? Ya buradaydı, yanımızdaydı, yok. Her yere baktınız mı? Yasin abi dedi, ben içerideydim, içeri gelmemiş. Caddeye de çıkmamış. Duman? Dumana gitmiş olmasın yine? Ya Mihran alıştı artık, gitmemiştir oraya. Ya burada bir yerde de işte. Kamera? Kamerayı sordunuz mu? Yok, sorduk, yok. Burada mermerci var. Ona sordunuz mu? Var mı kamerası ki? Vardır, koca dükkan, o burayı görüyordur. Ya. Hadi gel. Hadi, hadi gel. Miran, kurban hadi olayım ne olur. Gel, 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 gel. Hah, Feyyaz, iki kavurmalı. Ben de Atakanların mermerini hallettim. Ustam, az önce konuşurken ben duydum da... bu Aleyna kim? Tanışacaksın. Niye? Dur oğlum, anlatacağım. Haydi Feyyaz, haydi. Ben de oğlumla gelinimin menemenini vereyim. Ben gireceğim. Çok un harca yeme. Sakin. Aman, aman, buyurun, buyurun kızım. Aman sıcak ha, sıcak. Hadi Atakan'ım, Altan'ım, afiyet olsun. Kusura bakmayın. Biraz böyle kalabalık, yoğun. Atakan. Feyyaz duymuş. Neyi? Aleyna kim diyor? Kim? Kim? Ya kimse kim, boş ver. Aleyna işte, annemin yılbaşı sürprizi. Feyyaz'ın. Annem şimdi... Hayırdır oğlum? Dükkana eşya mı alacaksın? Yok. Kalmadı. Evde ne var ne yok süpürmüşün. Anneciğim o değil, başka bir şey. Ben bildim. Kira mı oğlum? Hayır, o da değil. Ocağı yaptırdın. Tamam, onu ben halledeceğim. Annem, helali hoş olsun, o benden. Biz başka bir şey konuşmak için geldik. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Şöyle oldu. Oğlum yoğunluk var, haydi. Biz... Evet. Kıymet teyze. Ha, sen anlat, Altan'ım sen anlat, ne oldu? Bizim sizinle daha önce bir konu vardı bizim. Evet, konumuz şeyde ilk konuşmuştuk. Ne? Mihran'ın ha, nişan günü ilk orada. Nişan günü. Nişan ha, günü konuşmuştuk. Biz dur. Ha, lahanı balla kestim Atakan'ım. Tabii Füsun Hanım arıyor. Ya boş ver, sonra aç. Füsun, kaç oldu, neredesin sen? Anne, Leyli'm yok. Ne? Ya Yasin abinin yanına geldik, bir anda ortadan kayboldu. Bir gelin, kurban olayım ne olur. Şu tamam, şurada. Bu kız mı? Evet. Yasin abi nereye gidiyor? Ne var o tarafta? Arabalar var ama baktım orada yok. Çıkış var mı o tarafta? Yok, gezdim hep orayı. Ya yoksa nereye gider bu kız? Allah Allah. Kardeşim, o arkayı gören kamera var mı başka? İkinci kamera görür ama bakalım.
Mihran. Abi arabaya biniyor. Nerede araba? Mihran. Abi kız orada. Dur oğlum dur. Ya ne oldu? Ne oldu? Gitti araba. Nereye gitti? Burada la. Ne? Anne. Kurdalığa gitmiş. Ya ne demek kurdalığa gitmiş? Tamam biz de gidelim hadi. Füsun kapat tamam geldik kızım yetişiyoruz. Hadi 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 hadi. Arabanın anahtarlarını. Tamam hayırdır? Güllacı yok. Nasıl yok? Hadi ya, gitmiş. Nereye arabanın, gitmiş? Arabanın içinde gitmiş. Hadi Feyyaz. İyi mi usta peki bir şey var mı? Oğlum bir dur. Feyyaz. Hadi çabuk gidin o zaman. Evet teyzem hadi. Hadi Altan. Hadi hadi tamam. Tamam hadi. Oğlum dükkan sana emanet. Hadi, tamam. Tamam. Feyyaz, çantamı ver. Çabuk çantamı ver. Hadi hadi çabuk. Allah'ım yarabbim. Ay. Haber edin ha usta. Tamam tamam dikkat et. Hadi çabuk. Dur. Çantamı aldın mı? Çantamı aldın mı? Ver. Feyyaz. Abi. Ne oluyor oğlum? Ufaklık yok. Ne? Nerede? Ya arabada dediler ama. Evet memur bey, kameralardan baktık. Bu tamirci Yasun Usta söyledi. Hurdalığa gidiyorlarmış. Ne diyor? Şey, ekip çıkartacaklar, bize de haber verecekler. Hadi Mihran biraz hızlı lütfen. Ha, bas Mihran'ım bas. Ya Leylim akıllı uslu kız. Niye girsin arabanın bagajına onu anlamıyorum. Oyun gibi mi sandı ki saklambaç? Ya yok yapmaz öyle şey aslında. Ya, yapmaz da. Füsun kimse yok muydu yanında? Ya ben vardım da bende de akıl olsa işte. Ha annem. Füsun ses soluk çıktı mı kızım? Ya annem hurdalığa gidiyoruz şimdi. Düz mü ne diyor? Sen dümdüz devam et. Annem ne diyorlar? Hoparlörü alır mısın Fime teyze? Hoparlör. Füsun'um ufacık kız ne demek arabanın bagajının içinde? Ya telefonu falan yok muymuş haber vermediniz mi? Oğlum aradık adam çekici de herhalde duymuyor kaç kere aradık. Anne. Ya zaten orada görüşeceğiz gözünü seveyim bir meşgul etme hadi gidiyoruz. Hadi kapat kurban olayım. Amira Mira. Tamam. Ah be Nica, ah be Nica. Altan koçum kaç dakika diyor? Oğlum ne biçim konuşuyorsun yavukluğunla? Annem bir dur, bir dur. Neyse az kaldı. Allah'ım sen koru, sen mukayyet ol yarabbim. Soldan. Soldan acık yavaş. Kıymetli sağım sadece soldan. Kardeş, buradan bir çekici girdi mi? Bir saat önce geldi. Bir saat olmaz, bir saat olmadı. Yok ya, Yasin abinin oradan geldiler. He, o araç arka kapıdan girdi, ileride. Tamam, eyvallah. Mihran. Gel Füsun, gel. Selman, tamam. Tamam, dur gülüm. Ya Leylim! Dur gülüm, dur. Leylim! 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 Aha! Mihran araba. Dur oğlum dur. Kızım. Gel. Kardeşim bu aracın sahibi nerede? Şu tarafa gittiler şimdi. Anne yürüyün. Hadi kızım gel. Leylim! Bu mıydı ne bileyim? Leylim! Leylim! Ha? Şşş! Gülüm ne oldu? Ne oldu? O ya. Selma vallahi o araba o araba. Vallahi. Bu araba bu. Vallahi gel. Gel. Leylim. Selma gel. Vallahi buydu. Leylim. Leylim. Versene ablacığım. Leylim tamam. Tamam. Tamam tamam. Leylim. Gülüm geldik. Geldik. Ay geldik. Abla. Abla. Bulduk bulduk Gülüm. Leylim. Tamam tamam. Tamam bulduk. Tamam Leylim gel. Ya niye açılmıyor? Açacağız açacağız sıkış. Leylim. Leylim. Tamam. Leylim gel. Korkmadım, geldik buradayım. Mihran. Leylim açıyor. Abla çok karanlık abla. Mihran abi. Mihran abi yardım et. Mihran abi. Abla.
Atakan nerede bu? Leylim. Leylim. Mihran. Allah'ım ya. Ato. Ato yetiş koş. Allah'ım burası neresi? Burası neresi? Dur dur dur. Gülüm ya. Gel Ato. Dinle mi? Sıkıştır dur. Ya Mihran. Yok. Yok abi yok. Bir şeyle açmak lazım. Mihran abi. Tamam prenses tamam dur. Dur ablacığım bekle. Allah. Mihran. Aa, gel. Gel abi. Tutun mu? Tamam prenses tamam dur. Tamam. Allah'ım. Ay. Abla. Bir. İki. Üç. Üç. Yavaş 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 yavaş. İyi mi? İyi mi? Koysana bir. Leylim. Acıyor mu bir yerin? Sıkıştı mı bir yerin? Çıkartırken falan kapıya sıkıştı mı bir yerin? İyi misin? Ne yapıyorsun peki? Ha? Ne yapıyorsun? Öldüm ablacığım ya. Bu ay. Nedir ama ya? Gerçekten bu nedir ya? Ah be Leylim. Allah'ım yarabbim. Leylim. Tamam, tamam. Oh, geçmiş olsun usta. Alın gelin ufaklığı. İyi mi? İyi mi? İyi iyi çok şükür. Son anda yetişmişler. Oh. Oh. Öldürdü bizi anam babam. Ne işi varmış bu kızın bagajın içinde? Çocuk abi. Yok öyle deme. O öyle aklı ermeyen bir çocuk değil. Bagaja girdiyse bir sebebi vardır. Neyse ustam gelsin öğreniriz. Füsun da yanında. Hı. Feyyaz senin haberin var değil mi? Ne abi? E işte Kıymet Hanım birini bulmuş. Kim? Aleyna. Kim bu Aleyna anam baba? Sana oğlum Kıymet Hanım'ın arkadaşının kızı. Niye? İşte hani şoförlüğünü yapsın. Niye olacak Feyyaz? Abi ben ne yapayım ustamın arkadaşının kızını? Yok yok öyle deme. Eşeği aldın mı sen? Yok. Eşeği al sonra kızla bir tanış hatta konuş. Abi sen neler diyorsun ya? Öyle deme Feyyaz. Bu dünyada insan denen mahluku harekete geçiren bir tek şey var. Gene başladın ha. Cumali. Cumali! Oğlum! Cumali! Oğlum, o kasanın arkasında bir paket var. Onu getir ver bana. Hemen usta. Heh. Bak, çaya Füsun da geliyormuş. Seni kızla beraber bir görsün. Tamam mı? Hele kız bir de yüzüne bakılır bir kızsa. Kıskanır mı diyorsun? Kıskanmazsa artık zaten yapacak bir şey yok. Ha. Sağ ol oğlum. Al. Ne bu abi? İşte... Hediye yolladık. İade oldu ya. Kime? Sen kimesini boş ver. Sen bunu al, Aliye'ye ver. Eşeği de öyle al. Füsun'a. Abim, bu iş olursa vallahi senin sayende olacak ha. Vallahi billahi bak. Ha. Hadi hadi. Sen menemenlerini yakma. Oldu. Aa. Of çok korktum Leylim. Çok korktum ablacığım. Geldim. Leylim, hadi biraz su iç. Sağ ol Mihran abi. Ay konuştu. Çok şükür. Hadi Leylim iç. Hadi iç sorun iç kızım iç. İç ondan sonra ben senin ifadeni alacağım.
düzgün konuşsana ya. Çocukla zaten kopmuş. Ya tamam da sormayalım mı ya? Kuzum, senin ne işin vardı bagajda? Niye girdin? Ya benim yüzümden. Kızım dur. Ya anne Allah aşkına sen aradın benim. Dikkatim dağıldı. Hem telefona bak hem Gülleciye bak. İkisini aynı anda yapamıyor musun? Beyzem bir durun bir dakika. Hayır bir dakika doğru söylüyor. Leyla'm ne işin vardı gerçekten bagajın içinde ha? Saklandım. Neden saklandın? Kimden saklandın prenses? Söylesene ablacığım. Gülleciğin sen niye saklandın? Leyla'm birinden mi korktun? Leyla'm? Amcama vermesinler diye. Telefonda dedim ya Leyla'm benden alacaklar diye. O yüzden mi? Allah. Şeytan diyor ki bunun yakasına yapış. Oğlum. Ama haklı ya ben böyle amcanın... Ya tamam ya yeter. Siz götürseniz. Gel. Gel Füsun. Gel bakalım Füsun abla. Berin Hanım. Seyman'cığım hayırdır gelmediniz? Pedagogun ofisindeyim ben sizi bekliyoruz. Berin Hanım. Leyla'm kayboldu da kusura bakmayın. Neyi kayıp mı ettin? Yok yok hayır iyi, iyi şimdi yanımda. Polise de haber verdik biz zaten. Nasıl polise mi gittin? Gitmedik de yani kaybolunca aradık. Zabıt tutuldu mu peki? Evet. Ay Seyma bu hiç iyi olmadı. Niye? Karşı taraf bunu davada kullanır. Amcanın eline koz verdiniz. Neyse ben pedagogtan yeni bir randevu alayım. Sen benden haber bekle. Tamam. Selma. Ne oldu? Hadi gel. Gel. Atu. Hadi gidelim. Selma. Hadi ben takip edeyim. Aliye Hanım müjde. Paketimiz geldi. Ay hazır mı? Açayım ister misin? Bakayım. Ay ben bile heyecanlandım. Ay Şebnem. Ay nasıl? Çok güzel oldunuz. Akşam gerçekten de düğün provası olacak. Mihran'ın kostümlerini gönderdiniz mi? Evet, Mihran Bey'inkini de evine yolladım. Çok güzel. Vay vay vay. Demek seni beyazlar içinde görmek de varmış. Nasıl olmuş babacığım? Peri kız olmuşsun. Akşam bunu giyeceğim. Mihran da kendi kostümünü. Mihran nerede? Dışarıdadır. Daha gelmedi mi? Ne oluyor kızım? Bir şey yok babacığım. Konak dedin, mimarla konuştum, projeyi çizdiriyorum. Selma, hisse devir sözleşmesini imzalayacak, onu bekliyoruz. Peki ben bunları niye yapıyorum? Senin için, sizin için. E sen buradasın. Ha peki Mihran nerede? İşi vardır baba. Aliye, her şeyin yolunda gittiğinden emin misin sen? Hı hı, evet. Aliye. Tamam baba, evet. Bazı sıkıntılarımız var. Ama aşılmayacak sorunlar değil bunlar. Hem sabah ben Mihran'la konuştum. Akşam lansmana ailesi de geliyor. Kesin geliyor mu, emin misin? Evet. Ben gelinliğimi giyeceğim, Mihran'da damatlığını. Podyuma beraber çıkacağız. Yani bir nevi düğün provası gibi olacak. İnşallah kızım, inşallah. Ama benim sabrım artık taşıyor. Oğlan akşamaya her şeyi düzeltir ya da karşısında beni bulur. Thank you.
Evet. Peynirli domatesli. Aynı şekilde peynirli domatesli, bol yeşillikli. Teşekkür ederim. Ayranlarımız. Ablacığım, ben açayım sana ayranını. Daha iyisiniz değil mi? Prenses, korkuttun bizi. Ben de çok korktum Mihran abi. Biliyorum. Leylim, nasıl giriyorsun tanımadığın insanların arabasının bagajına? Hı? Kapağı çıktı. Sonra? Tamam, onu öyle sormadım ablacığım ya. Tamam, tamam, tamam. Geçti, geçti artık. Leylim. Bir hata oldu, evet. Ama hiç korkmana gerek yok, hiç korkma, tamam mı? Ablandan hiç ayrılmayacaksın. İzin vermeyeceğiz. Anlaştık mı? Konuşalım mı biraz? Konuşalım. Ablacığım, ayranın burada. Dikkat et. Prenses, buradayız ama, tamam mı? Mihran, ben o sözleşmeyi imzaladım. Tamam. Aileyle babası daha en baştan Berin Hanım'a gitmişler. Siz takip edin demişler. Nasıl, anlamadım. Ne zaman gitmişler? En baştan işte. Yani Berin Hanım bizi çağırmadan önce. Alya da yanında mıymış babasının? Evet. Birlikte gitmişler. Sen bilmiyor muydun? Ne olacak? Sen nasıl biliyorsun öyle? Eğer konağı satmak senin için iyi olacaksa öyle olsun. Önemli olan sizsiniz. Senle Leylim. Sen? Mihran Bey'e getirdim bunu. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. İyi günler. Şaka maka ucuz kurtuldu ha. Zor. Bu zamanda çocuk çok zor. Zor. Yani durmuyorlar ki. Yani oradan oraya, oradan oraya. Çocuk başka. Ama bazen düşünüyorum. Bir oğlum olsa diye öyle düşünüyorum. Yani güzel olur. Maç yaparım sürekli 7-24. At topu oğlum, ver babacığını oğlum, iç vur oğlum, iç vur. Vallahi benim de bir kızım olsa 7-24 boks yapardık. Annesine çekerdi zaten. Güçlü biri olurdu, ezdirmezdi kendini. Ama bak, kız babacı olur. Tabii, babacı olur. Kız başka. Bak, kızım olsun hiç yanımdan ayırmam. Hep babacığım nereye, oraya bu diyorum falan ama sanki... Böyle planlarımız varmış gibi yani zor. Değil mi? Yani ben daha Atakan Gülcü'ye zor bakıyorum. Yani baba olmak zor. Yani öyle al topu, ver topu, iç vurla biten bir şey değil. Baba zor, zor yani. Evet. Atakan.
Biz annene evleniyoruz diyemedik, söyleyemedik. Söyleyemedik. Hı. Ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Ustam, hoş geldiniz. Nasıl, ufaklık iyi mi? İyi Feyyaz, iyiydi. Biz bittik oğlum. Ömrümüzden ömür gitti. Ne olmuş ya öyle? Benim yüzümden. Hem konuşup hem bakamıyor. Ya bakacak ya konuşacak. Allah Allah. Telefonla konuşurken gitmiş bagajın içine girmiş. Amcaya gitmeyeyim diye. Sus, o bitirdi zaten bizi. Allah'tan Mihran yetişti yani. Vay vay vay. Hepimizin yüreği ağzına geldi. Bakar mısınız? Ben bakarım. Hadi, Necdelen Aleyna bekler. Kim? Ya anne, Allah aşkına bu kadar kıyametin içinde. Bir Aleyna'mız eksik kalsın ya. Kızım, söz verdik. Ay anne, onlar da kapının önünde mi bekliyorlarmış? Allah Allah. Bulamamış mı bu yaşa kadar? Olmamış mı? Sen buldun mu Füsun? Armudun sapı, üzümün çöpü. Feyyaz da senin gibi evde mi kalsın? Ha, Feyyaz benim yüzümden evde kalsın. Leylim benim yüzümden kaybolsun. Tayfun, onu zaten ben kaçırdım. Ben yokken her şey iyi, herkes güzel. Çok iyi ya. Kızım. Anne tamam. Vallahi zaten iyi değilim. Lütfen. Hadi giyin, bekliyorum dışarıda. Anne lütfen. Ay anne. Füsun. Kurtulmuş işte, üzülme. Allah korumuş. Ya bu eşek de Ali'ye gitmiş. İyi başlamadı bu sene, ben sana diyeyim yani. Vallahi ne istesem olmuyor. Ne istesen? Yani en basiti ya, ben o eşeği sevmiştim. Ese esini sen de biliyorsun işte. Vah vah vah. Sen de dalga geçiyorsun Feyyaz, Allah Allah. Sabah baktım internette de kalmamış. Belki çıkar ya bir yerden. Nereden çıkacak? Ben de onu çıkaracak şansı olsa zaten. Tamam. Ya Füsun bir gül ya. Vallahi bir gül. Somurtma bir gül, belki şansın döner. Ha şöyle. Ya döndü mü? Bakacağız. Hemen dedin. Ya, hemen olmaz, dönecek. İyi tamam. Kıymet Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ucuz atlatmışsınız. Artık atlattık mı, atlatamadık mı? Hayırdır? Hadi o ufacık kız. Öbürü kazık kadar oldu. Ha Füsun. Ne desek olmuyor, ne yapsak yetmiyor. Anladım. Öyledir. Yani kız çocukları neye kızsa acısını ana babadan çıkarıyor. Şunun bir reçetesi yok mu? Acaba siz biraz fazla mı üstüne gidiyorsunuz? Ha o da benim kabahatim. Yok öyle değil de. Ne? Yani bir kere de kızım sen haklısın deseniz, gönlünü alsanız, kendine güveni gelse. Ne diyeceğim? Düşünsem bulurum da şimdi birden şey olur. Şey olunca. Anne. Ben gelmesem sen gitsen. Füsun. Sen gitmezsen bu iş olmaz kızım. Anlamadım da efendim, nasıl? İki anne ne yapacaklar? Bu kız senin yaşıtın. Yani iyi midir, kötü müdür, huylu mudur, huysuz mudur? Dilinden sen anlarsın. Öyle mi? Öyle. Öyle kızım, öyle Füsun. Sensiz olmaz. İyi. O zaman üstümü başımı alayım geleyim. Hadi bakalım, arabayla gideriz. Alışmadık hakim abi. Güle güle. Oldu. Güle güle.
ikiniz. Evet. Evleniyorsunuz. Formalite. O ne demek? Ya oğlum anlattım ya. Yani durumu kurtarmak için. Sen bunu biliyor muydun? Bu sabah öğren. Biz de dün akşam karar verdik. Aynen. Dün gece karar verdik. Oğlum daha anneme söylemedim. Niye? Onu çok sevinirdi. Söyleyemedik ki. 40 çarşamba bir araya geldi. Tam çiçeğimizi aldık, elini öpeceğiz, söyleyeceğiz. Hop, Leylim Hanım kayboldu. Berken bulundu, annemize gittik. Dedik ki, anneciğim bak şimdi sana bir şey söyleyeceğiz. Bir anda maça Feyyaz girdi abi. Feyyaz ve Aleyna'sı. Biz de B planına geçtik. O ne? Hız, hızlanıyoruz. Annemle Füsun buraya geliyor. Feyyaz'ın kızla buluşmaya. Evet. İşte biz de burada söyleyeceğiz. Evet, hemen söylememiz lazım. Feyyaz'a kızı istemeden ki isterken de altın takılabilir, onu da kaçırmamak lazım. Bizim hemen söyleyip evlenmemiz lazım. Oğlum, daha teyzem birinizi evlendiremiyordu. Hepiniz birden mi evleniyorsunuz şimdi? Ya oğlum, ben yıllarca o altınlar Feyyaz'a biriksin diye beklemedim. Benim hemen evlenmem lazım. O altınlar ya Feyyaz'a gidecek ya bize gelecek. Ya Feyyaz daha kızı görmedi. Ya ne belki görse, belki tipi değil, belki böyle bir acayip bir kız. Ha, belki böyle Nemrut bir şey. Allah'ım duy sesimizi. Ayıp deme öyle Atakan. Düğün ne zaman? Bence yarım saat sonra. Yani yakın zamanda. Çeyrekleri bekliyoruz. Kas. Kılıç! Kas. Arto! Gel. Ne yaptınız çifte kumrular? Ne yapalım? Yüzler gülüyor. Öyle. Tamam. Tamam. Ha, teklif ettin. Vay! Tebrik ederim. Yalnız bir şey diyeceğim. Kusura bakma. Bunu senden önce ben gördüm. Oğlum. Hadi tebrik ederim. Ya ama o kadar sordum. Kime? Atakan'a. Merak ettim öyle şifreli konuştuğunu Sabir'e. Ya Selma ne yapayım? Şimdi sen benim canımsın. Ama bu da benim kardeşim. Şimdi ne yapayım yani? Satmak olmaz değil mi? Sürprizi bozmayayım. Ama bak sana söz. Ahan da buraya yazıyorum. Tamam mı? Bir gün evlenecek olursam Mihran'dan önce senin haberin olacak. Mihran duydun mu? Atom emin misin? Bak bir böyle bir gaza geldin gibi geldi bana. Değil mi? Bir gaza geldim. Biraz fazla geldim. Söz be, erkek sözü. Aha! Aha! siz şimdi evleneceksiniz ha? Vay be. O zaman hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim. Yalnız böyle kuru kuruya hayırlı olmuyor onu söyleyeyim. Yo ben senin ne demek istediğini anladım ben girizgah olsun diye. Çünkü altına ayrıca hayırlı olsun. Tabii. Bana ayrıca hayırlı olsun. Yarım altını bekliyoruz Mihran. Yarım altın, yarım sana, yarım ona. Anlaştık. O zaman ben gideyim. Şirkete gitmem lazım. Al ısmarladık. Güle güle. Ben anlamadım. Size de bir tantana vermiş. Akşam düğün falan. Var abi. Ne oluyor? Her şey yolunda mı oğlum? Bak Mihran. Ben seni görüyorum. Senin iyice canın sıkılıyor. Öyle abi. Biliyorsun. Biliyorum. Şalter atarsa da ne olacağını biliyorum. Öyle alırım başımı giderim durumları. Alırım başımı giderim de o kadar kolay olmuyor be Atu. Öyle kolay bırakmıyorlar. Kim? Başka mevzular var abi işin içinde. Kim bırakmıyor ya? Sen söyle ona, hiçbir şey yapamaz. Tamam mı? Senin yanında kapı gibi kardeşim var. Ben senin yanındayım. Yanındayız. Sen yalnız değilsin. Unutma. Biliyorum.
Ha. Aman ha. Biliyorum mu? Bilmez mi? Hadi gidiyorum ben. Eyvallah. Eyvallah Tom. Bu yeter. Bu yeter. Dur bakayım. Aa, bak şimdi bak. Nasıl? Stil. Ceketin var mı ceketin? Var abi var. Bana bak. Çök yanlarına. Kızla ikiye hoş beş. Beğenmezsem? Ya senin beğenmene gerek yok Feyyaz. Füsun öyle anlasın yeter. Hadi inşallah. Cumali'yi yollayacaksın değil mi dükkana? Tamam tamam. Sen de yıllanma ama ha. Yok abi yıllanmam. Şu iş ters tepmesin yeter. Feyyaz, kaybedecek bir şeyin var mı oğlum? Yok. O zaman sen yanlarına gitmek için bir bahane bul yeter. Var mı bir bahane var mı? Bir tane bahanem var. Ne? Eşek. Leylimciğim, bugün çok korkmuşsundur, zor bir gün geçirmişsin. Biz ablanla biraz konuştuk bu konuyla ilgili. Sen de bir şeyler anlatmak ister misin? Peki, o zaman diğer günlerden bahsedelim. Okuldan eve döndün. Seni kim karşılıyor? Ablam oluyor. Peki neler yapıyorsunuz? Arabada mı, evde mi? Anlamadım. Arabada kalırken kitap okuyoruz. Arabada kalıyorsunuz. Bazen. Şimdi kafede Altın ablayla oyun oynuyoruz. Peki ev? Neler çizdiğimi bakabilir miyim? Kim bunlar? Bu ablam, bu ben. Şurada bir kedi gördüm sanki. Duman. Çok güzel. Peki, bu ablanın elini tutan erkek kim? Mihran abi. O bizi hep koruyor. Belli ki sen de çok seviyorsun Mihran abini. Hı. Çizmeye devam edebilirsin. Poliste kayıt olması hiç iyi olmadı. Kayboldu. Ben polisi aramak zorundaydım. Haklısın. Haklısın da bu onların ekmeğine yağ sürecek. Şimdi olanları kendi lehlerine yorumlayacaklar. O ne demek? Yani karşı tarafın avukatı ablası bakamıyor diyecek. Mukayyet olamıyor, kaybediyor. Yani hayatını tehlikeye atacak derecede ihmal var. Bunlar tam onların isteyeceği şeyler. Bakalım pedagog ne rapor verecek? Ben Leylim'e doğrusu neyse onu söyle dedim. Elimizden geleni yapacağız ama İbre onlardan yana döndü. Hiç iyi olmadı. Sözleşmeyi imzalamışsın. İmzaladım. Vazgeçiyorsun haklarımda. Evmiş, konakmış bunlar benim boyumu aşan şeyler. Olmadı Aliye kısmetmiş güle güle otursunlar. Haklısın, zor karar. Ama bu davada işine yarayacak. Yani oradan alacağın parayla kendine yepyeni bir hayat kurabileceksin. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İşlerin uzamış yine. Öyle oldu. Bekledik oğlum. Aliye provaya girdi. Akşam şovdan önce son bir kez daha üstünden geçeceklermiş. Mihran, akşam koleksiyonu siz sunacaksınız. Biliyorsun değil mi? Çetin abi. Şov falan bana göre işler değil. İş bu Mihran. Yaptığımız işi tanıtıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Öyle, öyle tabii de. Öyle de ne? Abi ben Aliye'yle konuştum. Otel emri vakiydi biliyorsun. Dün de misafirimizdiniz. Ama olmuyor. Yapamıyorum.
O ne demek öyle? Şimdi gelinlikti, damatlıktı, kostümdü. Benim orada olmam doğru değil. Nerede olman? Kusura bakma abi. Kaç yıldır buradasın sen? 5-6 yıl. 6 yılın bilançosu. Anlamadım. 6 yıldır ne zaman başınız sıkışsa bana geldiniz. Sen, kuzenlerin, ailen. İş adamıyım oğlum ben. Hepsini yazdım. Orada yazan rakam bana olan borç. Burası bir iş yeri Mihran. O kız da benim evladım. Buraya gelip böyle her şeyi dağıtıp gitmenin bir bedeli var. Sen bir daha düşün istersen. Nerede kaldılar? Çıktık dediler ama otobüs devrilmiştir. Öyle annem. Benim olduğum yerde hiçbir şey düz gitmiyor ya. Olur mu kızım? Olur mu Füsun? Ne dedi hakim bey? Dedi hakim abi. Sağ olsun. Allah razı olsun da. Yok. Benim moralim bozuk. Bir de şimdi kız gelecek dedim, bir içim su. Kim? Aleyna. Allah'ım ne ilgisi var? Öyle dedin. Kızım ben görmedim ki Aleyna'yı. Sabah dedin, öyle dedim, bir içim su dedin. Kızım lafın gelişi, anası güzel dedi. Der mi benim kızım kaknem diye? Allah'ını seversen. Kız matah bir şey olsa kahve köşelerinde buluşur mu koca bulacağım diye. Koca mı arıyormuş? Ya ne geliyor? Sen dedin mi Feyyaz diye dedin mi? Kızın al gel dedim ya ne? Güzel de değil. Sili. Ay. Basat. Senin kipriğinin ucu olamaz. Annem. Vallahi mi? Vallahi yavrum benim. Güzel kızım. Canım. Kipriğim uzundur anne benim. Kipriklerin uzun, tenin güzel, saçların güzel. Benim canım kızım. Katıldım. Sağ ol annem. Sen de sağ ol canım. Sana çekmişim değil mi biraz? Vallahi. Kız vallahi. Benim güzel kızım. Yüzleri gülüyor. Sabahtan daha iyiler. Ha. Moraller yerinde, tam kıvamındalar. Tam şu an tam zamanı söylemek için. Yani bir bilemedim. Şimdi misafirler gelecek. Yine laf ağzımıza tıkanacak. Ha? Acaba bir gelip gitseler öyle mi söylesek? Bir an bilemedim. Sence Feyyaz'ın bu durumdan haberi var mı? Ya yok, onun nereden haberi olacak? Ya zaten o nereden çıktı ben anlamadım ki. Bu iş olmaz zaten. Niye? Olmaz. Yani böyle aldığı için evlilik mi olur? Yani böyle lakayt lakayt kahve içmeler. Kaçıncı yüzyıldayız ya? Yani sonuçta evlilik ciddi bir meselesi değil mi? Aynen öyle. Yani bu işlerin bir adabı var. Olmaz değil mi? Yani olmaz. Olmamalı. Yok hakim abi. Aleyna'ların gelmesini bekliyorum. Aynen dediğin gibi masaya oturacağım. Kızla iki hoş beş. Füsun da artık hala kıskanmazsa geçmiş olsun. Vallahi annem iyi oldu ha. Biliyor musun ben sabah beri çok kötüydüm. Olma güzel kızım, olma yavrum. Annem ben Gülleciği kaybettim annem, annem. Kaza, isteyerek mi oldu? Kız bana bak, çocuk dediğin şimdi burada, şimdi fırt. Ya evet, öyle deme. Olabilir yavrum. Anne babalar kaybediyor çocuklarını pazarda, orada burada. Ya evet. Kız da öyle ahmşan bir şey değil. Hı? Kızı diyorum. Leylim mi Aleyna mı? Aleyna. Ya şey nasıl bir anda yoluna girdi? İyi iyi. Ne oldu kız birdenbire yüzün güldü? Bilmiyorum ki. İyi oldu. Annem çok karardım ben bugün. Kararma güzel kızım, kararma yavrum. Yok vallahi. Bazen ama düşünüyorum. Hı. Öfüm ha. Ne oldu? Diyorum iyi ki diyorum sen benim annemsin. Sonra kim benim kahrımı çekerdi diyorum bu kadar. Füsun diyorum, yapma diyorum, hep yapıyorum. Yani iyi ki sen benim annemsin. Sen vallahi bak dünyanın en iyi annesisin. Sarılayım. Canım.
Canım benim. Benim. Evet. Yeni çekilmişler. Benim. Buyursunlar annem. Füs. Ne oldu ya? Ato ya. Şanslıyız ha. Niye? Canım. Ne oldu ya? Tamam Ato, sus. Bekliyorum abi. Abi bir tane araba geliyor. Dur bakıyorum, bakıyorum. Bakayım bir. Vallahi onlar galiba ha. He durdu şimdi. İniyor arabadan. Ama göremedim ki şeyin arkasına girdi ya. Kolonun. Açığa çıkmıyor ki abi. Bu nasıl kız, ben anlamadım ki. Yok abi ya, göremedim sıfatını. Neyse kapatıyorum. Hadi ben seni sonra ararım. Sana haber edeceğim. Kıymet. Neşla. Kıymet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aleyna mısınız? Merhaba. Hoş geldin. Aleyna kızım, hoş geldin. Fisu, benim ortanca. Ne kadar da büyümüş. Güzel kızım. Sen benim Aleyna'yı hatırlıyor musun? Hatırlamıyor. Hiç. Aleyna büyümüş, serpilmiş. Maşallah. Benim bir numara. Memnun oldum. Memnun Atakan oldum. Ben. Memnun oldum. Atakan ayakta mı duracak? Ha, evet, evet. Kusura bakmayın, pardon. Necla teyzem, seni şöyle alayım. Seni de gel böyle, güneşe kalma. Şöyle. Ne alırdınız? Ben bir Türk kahvesi alayım. Türk kahvesi? Ben de Türk kahvesi alayım. Olur. Sade, şekerli. Sade. Sade. İyi oldu böyle yan yana. Daha çok çıkıyor ortaya. Aleyna olduğumuz. Merhabalar. Ablacığım. Kim Yekay Hanım? Evet. Leyla anlattı, ben de dinledim. Abla, bunu çizdim. Çizdiği resmi size de göstermek istedi Leyla. Bakayım. Kim bunlar? Siz, Duman ve Mihran abisiymiş. Sizin için çok önemli olduğunu da söyledi. Biz görüşmemizi tamamladık. Raporu hazırlayıp en kısa sürede ileteceğim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben alayım oldu. Kendine çok iyi bak, olur mu? Görüşürüz. Görüşürüz. Montumuzu giyelim. Aliye Hanım, şoför geldi, kapıda sizi bekliyor. Tamam. Mihran'a da haber verir misin? Tabii. Thank you.
Taşı düşmüş. Tamir lazım. Ya Setak amcaya versek? Ama o zaman boynundan çıkarman gerekir. Ne olacak canım birkaç gün. Ne dedi Setrak Usta? Kolyeyi boynundan hiç çıkartmayacaksın. Ha, inanıyorsun yani. Sen inanmıyor musun? Bir saniye. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Fotoğrafını çekeceğim. Ustaya fotoğrafı gösteririm. Taşını da ben kendim hallederim. Ya Mihran. Öyle. Çözerim ben. Sen kolyeyi hiç çıkarma. Takabilir miyim? Gel. Saçlarınızı rica edeceğim. Otelde prova başlıyormuş. Aliye Hanım sizi bekliyor. Mihran Bey? Hı? Aa, Aliye Hanım'ın kolyesi. Ne? Bu kolye. Ona yapmıştınız herhalde. Yok, bu eski. Eski ama çok güzel bir kolye. Aliye Hanım üzerine titriyor. Nasıl anlamadım? Çekmecesinde duruyordu. Geçen gün siz sipariş yüzüğü götürürken karıştı hatta. Daha doğrusu karışmadı da Aliye Hanım öyle sandı. Çok seviyor herhalde. Nasıl korktu görseniz. Sipariş bir yüzük yapmıştınız. Kuyumcuya götürüyordunuz. Hatta siz de odada unuttunuz kutuyu. Hayatım. Günaydın. Çıkıyorum abi, sipariş edeceğim. Ali hadi kızım hadi. Tamam tamam geldim. Yüzüğü Aliye'nin odasında unuttum. Bizim kutuların içinde getirebilir misin? Tabii efendim. Sağ ol. Şebnem emin misin? Bu kolye miydi gördüğün? Evet. Niye? Aklınla bin yaşa kıymetim. Ne iyi ettin de bizi topladın böyle. İnsan koşturmaktan hiçbir şey fırsat bulamıyor. Eskiden ne sık görüşürdük. Çok. Aleyna da okulunu yeni bitirdi. Düz lise mi? Hayır, üniversite. Füsun'um da mesleğini eline aldı. Hangi sektör? Gıda. Yiyecek. Ha. Kızları da ayaklarını yere sağlam basıyor. Füsun'um sapa sağlam bastı. Bel. Ben de iş arıyorum. Hangi alan bakıyorsun? Makina. Aleyna mühendislik okudu. Evet, kahvelerimiz geldi. Necla teyzeciğim. Teşekkür ederiz. Bu annem basan dediğin. Asat kızım, silik. Anne, lütfen. Necla teyzeciğim, nasıl köpük? Güzel. Değil mi? Biz çok bizeyiz. Lütfen kızım, köpeğimsin sönük. Çünkü benim bedenim. Senin ten rengin onda yok. O yüzden sönük. Ya sen bu söylediklerine inanıyor musun şu an? Yüreğimden inanıyorum yavrum. Afiyet olsun. Sendeki ten kimde var? Sendeki güzellik kimde var? Hani kurban olsun sana. Kurban olsun. Gel lütfen anne. Ant. Ant. Ant verme.
Antverp. Ben seni Antverp'in yerleri biliyorum. Hayır canım, sen sakın bana Antverp. Hani kutucuğum. Ustam. Feyyaz. Dükkanda sağ kolum yardımcım. Ha. Hoş geldin oğlum, geç otur. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Oğlum gel, otur. Otur gel. Füsun, böyle gelsen kızım, Feyyaz öyle otursun. Gel canım, gel otur. Necla arkadaşım, Aleyna kızı. Kızım. Merhaba. Merhaba. Feyyaz, saçlar yakıyor ha. Ustam, biz Alya'nın hediyesini alamamıştık ya, sen Füsun'unkini ona vermiştin. Hı. İşte hakim abi sağ olsun, biz o işi hallettik. Ben bunu Füsun'a getirdim. Aa, ne iyi. Aç bak. Feyyaz, bunu şey bu. Aman, aman. Feyyaz. Vallahi sizin gibi gençler kalmadı. Değil Aleyna. Evet anneciğim, gerçekten öyle çok ince bir davranış. Ben bile etkilendim. Ay canım. Ay sana gelmeyin. Artık ya şu iş, halimize bak ya. Feyyaz son şeridi kapattı diyor yani. Şu haline bak, yeni gelin gibi bir şey oldun sen ha bugün. Ya ne alakası var ya? Ne oldu, rahatsız mı oldun? Ya ne rahatsız olacağım ya? Kıza maşallah diyordun. Lafın gelişi. Hangi lafın gelişi o Atakan? Ha? Sabahtan beri burada oturuyorlar, hani kahve içip kalkacaklardı? Eşek bile geldi oturdu ya. O eşek bütün İstanbul'u gezdi zaten dünden beri. Feyyaz'a bak. Ben sana diyeyim mi? Bunlar bizden önce evlenecek ha. Ya bırak. Ben onu halledeceğim. Biz hız kız... Biz neyi unuttuk? Ne? Merhaba. Ne yapıyoruz? İyi, hiç öyle. Liste falan. Hı. Şey yani ben bizi kastetmiştim. Biz de öyle bir şey yapmıyoruz. Genel olarak. Küs müyüz? Yok. Yok. Ne yapayım Ayşe? Ya tamam, biliyorum kızdın. Kızmadım, anlamaya çalışıyorum. Anlatıyorum işte, yani ben o saatte öyle bir yere gelemem derin. Ya kafede annen geliyor, açılışta abin. Ya zaten yemekte tüm ailen. Ya ben bir tane Şengül'ün bilmiyorum diyeyim bunların hepsi. Tamam, öğretiriz ya. Olur. Dur. Trip atalım diyoruz. Onu da bırakmıyoruz. Gerek yok ki. Ya biz onlar gibi olmayalım işte. Kimler gibi? Yani biraz sen gelirsin, biraz ben. Bir yerde buluşuruz. Öyle diyorsan. Şimdi ne yapıyoruz? Yabancı konuklar gelecek. Onları turn on the left at the seaside. Tamam. Şey, bana da versene biraz. Ya, açayım. Biraz sen, biraz ben diyorsun. Hı?
Hı? Bana yardım et. Bak, burada olanları lantik diyorum. Tamam mı? Tamam. Ha, sen yap. Tamam. Mihran, hadi bizi bekliyorlar. Sana bir şey soracağım. Arabada yolda sorsan. Selma'nın kolyesi nerede? Hangi kolye? Nasıl hangi kolye? Selma'nın kolyesi nerede? Bir an şey yapamadım. Bilmiyorum ben. Nereden bileyim nerede kolye? Şebnem masanda görmüş. Ne? Yok canım, olur mu öyle saçma şey? Uydurmuş. Niye böyle bir şey uydursun Ali? Mihran Bey. Şebnem, nerede gördün kolyeyi? Emin değilim. Bak, bilmiyor işte. Uyduruyor. Aliye Hanım. Bilip bilmeden konuşma Şebnem. Nerede? Hani kolye? Masanızda efendim. Hani çekmeceye kilitle demiştiniz. Mihran. Aliye, bu konu önemli. Bir insanın, küçük bir çocuğun hayatı söz konusu, bunun şakası yok. Tamam. Ben anahtarı bulup çekmeceyi açıyorum, gösteriyorum. Anahtar bende de var Aliye. Aliye Hanım, çok affeder. Şebnem, çık git şuradan. Ama ben gerçekten... Şebnem, çık git dedim. Geri zekalı. Atakan. Hı. Bizim paramız yok ki, biz yüzük mü alacağız? Evet, almamız şart. Annem yüzüksüz kız almaz. İnandırıcı olmamız lazım. Ne yapacağız? Tek taş yüzük mü takacağız? Artık bütçemiz neye yeterse. Hadi. Hoş geldiniz. Yardımcı olabilir miyim? Merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk. Efendim, ben Atakan Gülce. Merhabalar, merhaba. Altan Gülce. Hocam, şimdi biz Allianz bakıyoruz. Ama öyle çok böyle şatafatlı bir şeye gerek yok. Daha çok sade, gümüş. Evet, böyle hani tek kullanımlık gibi. Öyle de değil de yani uzun süre kullanılmayacak aslında. Tamam canım, o detayı verme. İnce alyans türlerimiz bunlar. İsterseniz içine isim, tarih yazabiliyoruz. Ayrıca farklı modellerimiz mevcut. Dilerseniz kataloglarına bakabiliriz. İyiymiş hocam. Yani bunlar nişan için kullanılıyor değil mi daha çok? Evet. Ha, güzel. Çeşitler de güzel. Altan. Altancığım. Ha. Altınlar o tarafta. Ne yapıyorsun o tarafta? Bak, bu tarafa bakıyoruz değil mi? Tamam, geldim, geldim. Nereye, neye şey yapıyorsun, neye bakıyorsun? Şey oldu, böyle gözüm takıldı bu tarafa ama önemli değil yani. Öyle bir öylesine bakıyorum. Tamam, hangisine baktın? Ya öyle bir önemli değil hayatım yani. Şöyle bir bakınca çok güzel parlıyorlar. Şuraya gözüm takıldı. Şu mu? Şu. Şu mu? Soldan ikinci mi? Soldan ikinci ama beğenmedim gibi.
Kararsızım da. Hocam nedir onun fiyatı? O yüzük 22 ayar. Daha yüksek bir şey düşünürseniz yardımcı olabiliriz. 22 ayar tarzım değil yalnız. Teşekkürler. Daha sadeyim. Gümüş gibiyim. Gümüş bir şey düşünüyorum. İnce olsun. Tarzım böyle. Katalog? Katalog da tarzım değil aslında. Ben bir şeylerin hızlı olmasından yanayım. O yüzden bize ince, gümüş bir yüzük. Bunlar. Ha, işte. Çok güzel. Takabilir miyim? Beyefendi taksın isterseniz. Ha. Ha. Doğru. Ha, evet. Ha. Tamam. Tamam hayatım. Şey, hocam nişanda sağ mı, sol mu? Sağ. 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 Şöyle. Bu da benim herhalde. Evet. Ha, tamam. Ben de takayım mı? Ben mi takayım onu da? Tabii. Ha? Şey. Ha. Çok güzel oldu. Tam nişanlı. Tam. Hı? Alıyoruz. Mutluyuz. Okuldan kimin aldığını sordu, resim yaptırdı. Ha, sen de Mihran abinle dumanı çizdin. Hı hı. Bir de Mihran abi beni hep kurtarıyor dedim. Kurtarıyor, doğru. Peki kaç aldım? Kız ne demek kaç aldım? Sınav mı bu? Not yok. Şimdi doktor ablan seninle sohbet etti. Ondan sonra bir tane rapor yazacak. İnşallah da güzel şeyler olacak o raporun içinde, tamam? Olmazsa? İşte olacak. Paramız da olacak artık. Nasıl? İşte konağın hissesini vereceğiz ya. Hani orada biz oturacaktık? Ablam biz beraber olduğumuz sürece bize her yer konak. Tamam, burası da konak. Al bakalım bunu. Sandviçini otur ye. Leylim. Selma, Altan. Annemler nerede? Çıktı. Ne zaman? İşte az önce Füsun'la çıktılar. Yanlarında da bir kız vardı güzel. Haydi. Yine olmadı. Olmuyor. Size de zahmet oldu. Kıymetim ne olacak? Atlar bir taksiye dönerdik. Yok canım, olur mu öyle şey? İşiniz gücünüz vardır. Yok. Lansman? Yok Necla'm, hiçbir işimiz yok buradan eve. Belki Feyyaz Bey'in işi vardır. Bey mi? Ben halimden memnunum. Uyumludur Feyyaz. İyi huylu, merhametli, vicdanlı. Başınız sağ olsun Kıymet Hanım. O ne demek Füsun? Yani Feyyaz ölmüş gibi davranıyorum. Feyyaz burada. Normal bir insan ya. Değil mi Feyyaz? Bizim kızımız didişiyor Feyyaz'ın çocukluk arkadaşı. Kardeş gibidir onlar. Kedi köpek diyeceğim. Füsun'dan olur da gerçi. Feyyaz melek melek. Eyle, eyle. Necla teyzem, ben buradan düz mü gidiyorum? Düz yavrum, düz oğlum. Zaten geldik. Necla'm, o zaman bir daha... Ben seni arayacağım. Ben seni arayacağım inşallah en yakın zamanda. Ha kızım? Evet anneciğim. Aliye kızım. Alo, Salih teyze. Salih teyze, Mihran anladı. Hayırdır kızım? Kolyeyi soruyor bana. Mihran gördü kolyeyi. Hayır. Ben yok dedim tabii de. Yine de huylandı işte. Sen yok dedin, o ne dedi? Serdar teyze dediğim gibi gözüyle gördüğü bir şey yok ama şüphelendi. Gözüyle görmediyse sen de demez. Dese de kimse itimat etmez.
Bunların hiçbiri yoktu eskiden. Selma gelene kadar hiçbiri yoktu. Ya resmen geldi aramızı bozdu ya. İnanamıyorum ben ya. İnanamıyorum. Aliye kızım, yavrum. Şimdi akşama beraber olacağız. Gelinlik giyeceksin. Ben orada konuşurum, merak etme. Tamam Sayra teyzeciğim. Ben arayacağım sizi. Akşama hazırlık yapıyorlarmış. Yine kaçırdık. Evleneceğiz diyeceğiz, söyleyemedik ya. Evleniyor musunuz? Duydunuz mu bak? Kim o? Leylim. Leylim bile öğrenmiş, duydunuz mu? Ablam, her şeyde duya. Kız kaç içeri, sandviçini bitir, geliyorum. Kaç? Leylim bile öğrendi ama biz Kıymet teyzeye evleniyoruz diyemedik. Siz ama iyi tarafına odaklanın. Madem akşam herkes birlikte. Sen hariç. Ya Altan'ım, biz zaten ayrı kutlayacağız. Selma haklı. Akşama söylüyoruz. Ha, bir avazla herkes öğrensin. Bana uyar. Tamam, akşam söylüyoruz. Selma. 2 dakikan var mı? Çalışıyorsun. He? Selma, bizim iyi giden bir ilişkimiz vardı. Sen gelene kadar. Sen geldin. Her şeyi dağıttın. Ya biz senin hayatını toparlayacağız derken kendimiz dağıldık ya. Tamam mı? Oldu mu şimdi? Mutlu musun? Haydi kızım, haydi kızım. Mihran abinizin düğün provası. Geç kalmak yok. Annem, nasıl olmuş muyum? Aman aman, bu ne güzellik. Benim kızım ay parçası, maşallah. Sağ ol annem. Ya bu Ali abla gerçekten gelinlik mi giyecek? He, Mihran da smokin. Yani bayağı düğün gibi. Dedi ya prova diye. Ya ben de provaya gittim annem. Yani lansmanı yapılacağı yere Ali abla çağırdı. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Aman da benim kızımın güzelliği. Aman benim kızımın güzelliği, maşallah. Anne, maskaranı versene. Ay şimdi. Ayşim ver. Yo, verdim. Vermiyorsun Ayşim ya. Kırmızı kazan da yok hala. Yo abla, verdim. Bakarsan görürsün. Kızım gel, şu çantada ne varsa al. Haydi çekil. Bak pencereden gelen ışık gitti. Ben allık sürüyorum burada. Annem, buluştunuz mu? Bugün nasıldı bu Feyyaz abiyi tanıştıracağınız kız? Yok yani, bir şeye benzemiyordu da. Nasıl bir şeye benzediği yok? Kız afet. Bir de makine mühendisi. Gerçek. Ha, çok güzellik kızı, hıstık gibi. Yok, senin kaşın gözün ayrı. Öyle. E'si işte, yani biz görevimizi yaptık, görüştük. Zaten o kız Feyyaz'a çok. Nasıl? Ya kız öyle güzel bir kız ki, yani Mihran ayarında öyle güzel. Yani Feyyaz abi olmaz. Hı, hayatta. Yok, olmaz. Bitti gitti.
Kız benim kalkülleri çok kötü. Bakayım senin kalküllerine. Baksana kızım, bir bak kötü mü kız çok? Yo. Ama elin bak işte yapıştırma. Ama o zaman da kız güzel mi olmuş? Ya güzelim. Ay güzel. Ay çok mu güzel oldu? Ay çok güzel olmuş. Çok. Ayşim, Ayşim gel. Ayşim gel. Ayşim gel. Ay benim güzel kızlarım. Aman benim güzel kızlarım. Allah'ım. Aman benim güzel kızlarım. Ay iyi ki bir şarkı söyledin. He dedik ya. Alkışladık ya. Yani bir füsun değil. Feyyaz, sen delirdin mi oğlum? Bu kız güzel değil mi şimdi? Abi ben öyle bakmadım. Nasıl baktın? Füsun varken bana ne kızdan? Doğru. Zaten bu kız sana zor. Abi eşeği verdim. Füsun hem çok sevindi hem de inşallah kıskanmıştır. Kız? Ben alakam yok abi kızla. Ha, kız ilgilendi mi onu soruyorum. Yo. Peki Füsun kıskandı mı? Onu tam anlamadım. Yani abi kıskandıysa da belli etmedi. O zaman bu iş zor oğlum. Senin işin zor Feyyaz. Aleyna zaten hayal de sana. Yani bence sen en kısa zamanda yeni denizlere yelken aç. Feyyaz zor yani. Abla bu ne? Feyyaz geri almış Alya'da. Nasıl? Ha? Ay aslan Feyyaz abim ya. Vallahi kral hareket. Canım ya düşünüyor sağ olsun. Keşke sen de onu biraz düşünsen. Ama Aleyna düşünür onu merak etme. Ablam sen biraz kıskanıyor musun? Feyyaz'ı delirme. Yani biraz kızgınsın gibi ama. Kızım biz arkadaşız, iyiydik. Ben annemin işgüzarlığına kızıyorum. Ne öyle araya kız sokmalar falan. He, o kadar yani. Aşkım. Tamam. Biz de Derin'le barıştık. Küs müydünüz? Yani evet yani çağırdı da gitmedim ya ablam. Sizden önce gideceğim ben. Beraber misafirleri karşılayacağız. Ayşim Hanım. Tamam canım, tamam. Biz de çok sevindik. Ay canım. O zaman en yakın zamanda. Tamam. Oldu. Öpüyorum çok. Hadi selam. İyi günler. Selam söyle. Selam söylüyor. Bizimkiler selam söylüyor. Allah Allah. Annem ne oldu? Kim? Neşla. Güzel kızın annesi. Aman kız Feyyaz'a bayılmış. Bak. Nasıl ya? Ay diyor böyle temiz bir delikanlı diyor. Aman diyor bunların ikisini. Hı hı. Yeniden buluşturalım diyor. Allah. Kim haklı? Hı? Ne dedi sana? Benim ne olursa olsun Mihran'ın karşısına çıkmamam gerekiyordu. Sen buraya Mihran için gelmedin ki ya. Sen buraya kardeşin için geldin. Leyla'm eğitim alsın diye geldin sen buraya. Hayatınızı kurtarmak için geldin. Değil mi? Ne vardı Van'da? Ne yapabilecektiniz? Miras için geldin sen buraya. Konak için geldin evet. Herkes gelir. Kim olsa gelir buraya. Bak yapma gerçekten üzülüyorum. Gerçekten bak canım sıkılıyor gel buraya. Gel sarılacağım. Yapma. Tamam. Yeter.
Tamam. Üzme kendini. Hadi. Değil mi? Ağlıyorsun, beni de ağlatıyorsun. Gel. Bak canı sıkıyorsun. Tamam gel buraya. Of soğukta. Üşüyorsun. Hazırlandık. Ayla göndermişsin makini. Bu akşam onu giyecekmişsin. Hayırdır? Mihran'ım iyi misin? Bilmem. Oğlum. Teyzem benim kafam çok karıştı. Her şey birbirine girdi. Kim? Ayla. Yıllardır tanıdığım insan. Bambaşka birine dönüştü. Konuş oğlum. O kadar kolay değil ki. Allah Allah. Ne oluyor Mihran'ım? Teyzem. Bir tarafta kalbin, bir tarafta ailen olsa. Hangisini seçerdin? İkisi birden olmuyor mu? Burayı dinleyeceksin oğlum. Ben ne desem boş. Buranın sesini dinleyeceğim. Sizi üzecek olsa bile. Biz ancak sen üzülürsen üzülürüz. Ölç, biç ama hesaba burayı da kat. Maskaran var mı? Yok kızım. Anneninki sendeydi. Ya hayır ben verdim. Niye herkes benden biliyor ya? Annem Sultan. Mihran oğlum hazır değilsen. Sen yine genç kız olmuşsun. Ay yat oradan. Aliye kızım aradı. Seni bekliyor. Seni niye arıyor? Mihran. Ben el miyim? Senin annenim. Akşam yakın yol bırak. Hadi bakayım. Kıymet? Heh. Hayırdır? Hiç, teyzesine yakındı biraz. Sen ne dedin? Ne diyeceğim ablam? Bizi bırak, kalbini dinle dedim. Başka bir laf diyemedin. Ne diyeydim ablam? Bak, sen kalbini dinlemedin, bir ömür mutsuz oldun. Evladın da mı öyle olsun? Ben kalbimin sesini dinledim. Selma'nın babası engel oldu. Çok güzel oldu. Yani bu tam olarak ben değilim ama yani idare eder. Evet, dükkanın kirasını ödemek için evlenmek sensin. Elbise sen değilsin, öyle mi? Evet. Evet. Ya hoşuna gidiyor. Söylesene. Kim? Hayır, öyle bir hoşlanma durumu yok. Bu başka. Evlenmek. Ha, o ne alakası var ya gerçekten yani. Tabii canım şey, görev icabı. Misyonumuz var bizim. Hı-hı. Siz çok fena aşık olacaksınız. Sen çok fena sinirimi bozuyorsun benim. Ama tatlı bozuyorum. Ya orası öyle yani. İşte. Olur ya. Sıkıntı yok. Çok sağ ol. Müzik
Alo. Mihran, ne oluyor? Ne oldu Beri? Çetin Bey aradı. Konağı almaktan vazgeçmiş. Nasıl? Anlamadım. Selma sözleşmeyi imzalamış. İstediğiniz zaman... işlemleri başlayabiliriz demek için aradım. Durmamı söyledi. Konağı almak istediğinden emin değilmiş. Sebep? Sebep söyledi mi? Hayır, ben de seni bunun için aradım zaten. Tamam. Tamam, anladım. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Yani senin yok. Ama benim var. Nasıl? Selma konağı satmasa, yani hisseler onda kalsa, bu davayı etkiler mi? Konağın tapusu dosyada. İçinde de oturamıyorsunuz. Satamadığınızı amcası biliyor. İşleri zorlaştırır diyorsun. Hakimin takdirine bağlı. Pedagog da bugün rapor verecek ama... Leylim'in bugün yaşadıklarından sonra zor. Anladım. Tamam Berin, haber vereceğim ben sana. Teşekkür ederim. Sağ ol. Do you know how can we go to the show place? Just enter through the first door on the left. You can follow red carpet. Okay, thank you so much. Thank you. Have a good night. Gayet iyisin. İdare ediyorum işte. Yok yok. Sen bu İngilizceyle yaşarsın dışarıda. Biraz ders lazım. Veririz. Hay yani misafirler gelmeye başladı. Mihran'dan haber var mı? Daha gelmedi. Annesi geldi dedin. Onları gördüm ama Mihran Bey'i görmedim. Bakayım mı? Ha, şimdi mi soruyorsun Şebnem? Merhaba, fotoğrafınızı alabilir miyim? Ne canım? Fotoğrafınızı alabilir miyim? Aa, tabii. Teyze. Bir dakika. Ay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abla. Gelin lan. Hemiş. Bak. Şuradaki kızı görüyor musun? Böyle model gibi. Görüyor musun? Hı hı. O çok ünlü. Nerede? İnternette daha yeni klibini izledim ben. Kesin Aleyna'nın arkadaşıdır. Öf abla, aman sen de taktın Aleyna'ya. Aman ya, beni ilgilendirmiyor aşkım. O onların sorunu. Annem, teyze. Oğlum. El öpenlerin çok olsun kızım. Ay Atakan'ım benim. Ay oğlum. Mihran nerede? Mihran mı? Nasıl? Sizin yanınızda değil miydi? Yok. O şimdi bütün bir yıl çalıştı ya, kesin bir yerde prova yapıyor. Bu koleksiyon Mihran'a ait değil mi Kıymet teyze? Mihran'ımın. Evet. Aynen geç. Geç Altan. Çok olsun. Biraz soluk. Anneciğim bizim... İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel kardeşim. Sağ ol Atakan abi. Ya Kıymet teyze, izniniz olsa ben Ayşe'mi tekrar çağırabilir miyim? Annem kapıda misafirleri karşılamak için aileden birilerine ihtiyaç varmış da. Gittin ya kızım. Şov başlayana kadar zaten. Çok değil. Hiç uğramadığım şeyler. Yani iyi tamam, hadi. Bana bak, sana emanet ha. Tabii abi, ne demek. Sonuçta emri vaki oluyor abla. Ama peki, en güzel kız geldin. Sağ ol. Mihran abi nerede? İçeride değil mi? Yo, ablam da onu soruyordu. O getirdi bir zaman. Ya, o zaman burada bir yerde. Bence de. Thank you.
Atak Hanım, ne ettiniz? Annem. Sabah beri konuşacağız, konuşamadık. Vallahi Kıymet teyze konuşamadı gerçekten şimdi. Altan, hayırdır senin bu heyecanın? Heyecanlı çünkü anneciğim... biz bir karar aldık. Atakan! Atakan! Ne? Ne? Atakan dur. Dur Füsun'um, abicim bir dur, sakin anlatacağım. Atakan? teyzeciğim dur anlatacağım. Kızım ne oldu, ne kararı oğlum? Bir şey oldu yok anneciğim. Ne oldu Atakan? Ya teyzem bir dakika bana verin, ben bir... Ne oldu? Hasta mısın? Hayır, ne hastalığı ya, hasta falan değilim. Bak ölümü gör. Ha, ya ölümü görüyor Allah'ım korusun. Ya, bak güzel bir şey söyleyeyim. Dur annem bir. Varsa bir şey söyle oğlum. Oğlum varsa bir şey söyle. Anneciğim bir şey söyleyeceğim bak. Kötü bir şey mi? Güzel bir şey. Güzel. Bir sakin ol, söyleyeceğim. Anneciğim. Tamam söyle. Tamam dinliyorum. Anneciğim biz Altan'la... İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Aliye Hanım Mihran Bey'e baktı da. Mihran burada. Biz ulaşamadık. Annem ara. Ara işte. Bir dakika çocuğum, arıyorum. Şundan versene birkaç tane. Yok, cevap yok. Ha Şebnem, ne diyorlar? Aliye Hanım, Mihran Bey'in otelde olduğunu söylüyorlar. Ama? Nerede? Onu bilmiyorlar. Ne demek bilmiyorlar Şebnem? Aliye? Hadi kızım, içerisi dolu, sizi bekliyorlar. Tamam babacığım, neredeyse hazırız. Mihran nerede? Bulacağız şimdi. Ne demek bulacağız, gelmedi mi? Ne demek bilmiyorlar? Ay çok güzel müzik. Bak curcuna başladı. Şimdi söyledik söyleyemedik. Feyyaz'ın düğününde halay çekeriz artık. Söyle. Hadi sen. Meşhur. Aman ne meşhur. Söyle. Anne. Altan'la ben. Ha canım ha. Ay yavrum. Burada çıkacaklar. Buradan. Allah'ım susun. Bir şey anlatıyoruz şurada ya. Bismillah. Allah'ım. Ay Allah'ım. Söyle. Susun bir dur ya. Hadi ya. Anne. Ya bir dur. Ben çıkamadım. Dur bunlara bakar mısın? Bir şey anlatıyorum. Dinle, dinle. Bizi bir dinle. Ha. Ya o evleniyoruz. Hadi. Ay yavrum duymadım. Biz evleniyoruz. Ne diyeyim? Anlamadım ablam, anlamadım. Evleniyoruz. Biz ikimiz. Anlamadım. Kız ağzını oku, ağzını. Ağzını değişik. Ne diyorsun Atakan ya? Dudak oku. Altan'la ben. Yok, anlamıyor. Evleniyoruz. Ne? Kim ya, kimi diyor? Kimi bana ne diyor kız? Biz. Evleniyoruz. Ya Atakan, şurada bir şey izleyeceğiz ya. Halay, düğün halay. Evleniyoruz. Ağzı da değişik. Duyuyorum ya. Evleniyoruz. Kim ya kim? Oğlum anlamıyoruz. Evleniyoruz. Ana! Atakan'ım. Oğlum. Altan'ım. Ay bu duydum. Evleniyorlar ablam, evleniyorlar. Çok şükür. Atakan niye söylemedin? Söylemedim. Ya Atı. Annem. Şaşırdılar. Oh. Thank you.
Behrin Hanım. Girebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Buyurun, buyurun siz. Oturun isterseniz, kahve içer misiniz? Dibek de yapabilirim. Yok, sağ olun. İyi misiniz? Haberler pek iyi değil. Çetin Bey aradı. Evet. Konağın sana ait hissesini almaktan vazgeçmiş. Nasıl, neden? Bilmiyorum ama Mihran araştıracak. Onunla ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Mihran'la ne ilgisi olabilir, anlamadım. O kadarını ben de anlamadım. Ama tek derdimiz bu değil Selma. Ne oldu? Az önce pedagogun raporunu okudum. Leyli'nin amcasından korktuğunu, onu sevmediğini kanaat getirmiş. Tamam, bu iyi bir haber. Evet, bu kısmı iyi. Diğer kısmı? Leyli'nin bugün geçirdiği tehlikeyi de göz önüne alarak dava bitene kadar sosyal hizmetlere verilmesini uygun bulmuş. Sağ ol, sağ ol. Kıymet teyze, Altan'ım. Altan'ım, hayırlı uğurlu olsun. Oğlum, Atak adım. Adam bu böyle mi söylenir ya? Ama romantik. Yüzüne bakacağım. Vaa, onu da yumruk gibi gösteriyorsun kız. Dizgin göster. Ah Altan'ım, ah Altan'ım. Ya annem, söyleyeceğiz, söyleyeceğiz. Bir türlü söyleyemedik. Aklıma gelmedi ki hiç. Allah eviniz nişan etsin. Sağ ol. Başlıyor, başlıyor. Abin evleniyor, bu da neyin de? Ya, abin hiç evleniyor. Hadi, ok, neyse, geç, tamam, geç annem, yavrum. Geç, tamam, geç, geç. Sen sevinmiyor musun? Evleniyor, abin evleniyor. Ya sevinip de o da Mihran. Mihran tabii canım. Ya bu ne yine? Oğlum niye öyle yaptınız ya? Rezil olduk ya, rezil olduk ya, rezil, rezil. Şey ya, ne yapacağız? Abla hadi. Sen abim. Ali Hanım, sakin olun. Nasıl olayım ya? Mihran yok. Belki gelir. Abla. Ali Hanım, sahneye çıkmanız lazım. Çıkamam böyle. İçeride misafirler bekliyor. Bul o zaman bir çözüm Şevlem. Ali abla. Derin, Ayşim. Sahneye ikiniz çıkıyorsunuz. Yok, olmaz. Ben yapamam, hayır. İçeride misafirler bekliyor. Ne yapacağız? Mihran Bey gelene kadar ortamı idare edeceksiniz. Şebnem abla. Ayşim'cim, Çetin Bey küplere bindi. Ali Hanım'la konuşamıyorum bile. Bu durumdan başka türlü çıkamayız. İdare edin beni lütfen. Açmayayım mı? Açmayayım, açmayayım. Ben de aradım, kesin bir terslik oldu. Kız. Füsun, bir dur. Acaba ben bir Mihran'a bakmaya mı çıksam? Ah, geliyorlar. Demek ki sorun çözülmüş. Ağırlamayacaklar mıydı? Oğlan Avuç bunu sahneye çıkarmış. El ele, el ele, el ele. Ya annem, küçükler ya. Önden herhalde bunları çıkarttılar. Şov, şov. Ya
Ay fotoğrafı çekseydik Ayşime. Ay gitti ya. Anne ya. Kardeşim. Miran yok. Nerede? Ay. Harikaydınız. Of öleceğim zannettim heyecandan ya. Ya bence süperdik ya. Sen süperdin ya. Kolyeyi alayım. Tabii. Şimdi ne olacak? Mihran? Aliye nereden bağıyor? Niye gelinlik giymiş bu ya?